Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle kirli bileşik cümleler üzerinde duracağız. Bu bizim cümle çeşitleri kısa videolar 7. serimiz. Daha öncesinde cümle çeşitlerini tümünü işlediğimiz 2 video halinde anlatmıştım. Cümle çeşitleri 1 videomda anlamına göre cümle çeşitlerini, cümle çeşitleri 2 videomda da yapısına göre cümle çeşitlerini işlemiştim. Ama sonrasında bunları tek tek çekeceğimi de o videolarda ifade etmiştim. Bu kirli bileşik cümle arkadaşlar aslında Arapça dil bilgisi yapısına uygundur. Bizim dil bilgisi yapımıza uygun değildir. Ve birazdan aslında bize göre uygun olan hali nedir? Onları da söyleyeceğiz. Kirli bileşik cümlenin özellikleri nelerdir? Yan cümlecik nedir? Girişik bileşik, içe bileşik ve kirli bileşik cümleler arasındaki fark nedir? Bunlar üzerinde tek tek duracağız. Hemen detaylara geçelim arkadaşlar. Evet. Yapısına göre cümle çeşitlerini bir tablo halinde görmenizi istedim. Biz şu anda arkadaşlar şu kısmı birlikte işleyeceğiz sizinle. Diğerlerinde zaten hem bütün videolar halinde hem de kısa kısa tek tek anlatmaya çalıştım. Onları da izleyebilirsiniz. Peki detaylara geçelim. Kirli bileşik cümle ya da diğer adıyla ilgi cümlesi. Bunu da unutmayın. Artık çok kullanılmıyor ikinci adı ama yine de bilmekte fayda var. Yan cümleciği, temel cümleciye ki bağlacıyla bağlanan birleşik cümlelerdir. Kirli bileşik cümleler. Mesela örneklere bakalım. Anladım ki hep çile çekmiş anneler. Arkadaşlar biraz önce söyledim. Aslında Arapça dil bilgisi yapısına uygundur. Bize uygun hali şudur arkadaşlar. Annelerin hep çile çektiğini anladım. Peki burada birbirine neyle bağlanmış yan cümlecikle temel cümlecik? Ki bağlacıyla bağlanmıştır ve kirli bileşik cümledir. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini derken aslında Türkçe'ye uygun hali gözlerimin rengini unuttuğunu duydum şeklindedir. Ve burada yan cümlecik temel cümleciğe ki bağlacıyla bağlanmıştır. Anladım ki Nazlı Çiçek beni sevmeyeceksin cümlesinde de Türkçe'ye uygun hali aslında şudur. Nazlı Çiçek beni sevmeyeceğini anladım şeklindedir. Ve yan cümlecik temel cümleciğe ki bağlacıyla bağlanmıştır. Gördüğünüz gibi. Peki hemen aklımıza gelecek. Birleşik cümlelerin diğer alt başlıkları da var. Biz bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğiz diye düşünebiliriz. Arkadaşlar burada bakın. Eğer yan cümlecik bir fiilimsinden oluşuyorsa gördüğünüz gibi biz buna girişik birleşik cümle diyoruz. Yan cümlecik cümle içinde başka bir cümleden oluşuyorsa iç içe birleşik cümle diyoruz. Eğer yan cümlecik şart kipiyle çekimlenmiş bir sözcük ya da sözcük grubundan oluşuyorsa şartlı bileşik cümle diyoruz. Yan cümlecik ki bağlacıyla bağlanmış bir yan cümleden oluşuyorsa biz de buna arkadaşlar ki'li birleşik cümle diyoruz. Şimdi örneklerimizde tek tek bakalım. Ama burada özellikle vurgulanması gereken şey şu. En baştan onu söyleyeyim. Gideceğim yüklem, dedi yüklem ve unutmuşsun yüklem. Arkadaşlar hepsinde de birer tane yüklem var. Bu arada burada şunu da söyleyeyim. Aslında bizim Türkçe'ye uygun haliyle burada yüklemimiz duydum sözcüğüdür. Çünkü gözlerimin rengini unuttuğunu duydum şeklinde olmalıdır. Peki birer yüklemimiz var. Ve yüklem dışında ne var bakıyoruz. Alırsam. SSA şart kipiyle çekimlenmiş bir yan cümlecik varsa şartlı bileşik. Burada yine bir yüklemimiz var. Ama bu defa ne zaman gideceğim? Sınavdan yüksek puan alınca gideceğim. Önce ince iki fiilimsi ikidir. Eğer yan cümlecik fiilimsinden oluşuyorsa biz buna girişik bileşik diyoruz ki arkadaşlar girişik bileşik cümleler ÖSYM'nin en fazla sorduğu yapısına göre cümle çeşidi. O videomu özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Cümle çeşitleri kısa videolar bir videomu. Onu mutlaka izleyin. Peki babam yüksek puan alırsan tatile gidersin dedi derken arkadaşlar. Şimdi dedi yüklem bir yüklemimiz var ama içindeki SSA bizi yanıltmasın şartlı bileşik demeyin. Çünkü bakın yüksek puan alırsan tatile gidersin. Babanın cümlesi hiç değiştirilmeden yine bir cümle özelliğini koruyarak cümle içinde verilmiştir. Nesne görevindedir ve iç içe bileşik cümledir. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini derken de gözlerimin rengini unuttuğunu duydum. Aslında bize göre yüklem duydum olmalı ama burada yan cümlecikle temel cümleciğin birbirine ki bağlacıyla bağlandığını görüyoruz. Evet arkadaşlar kirli bileşik cümleyle ilgili söyleyeceklerim de bunlardı. Şimdiden hepinize sınavlarınızda ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın çünkü sınava kadar çok sayıda soru çözümü uygulama videomuzda gelecek. Şimdiden hepinize tekrar başarılar diliyorum. Kolay gelsin gençler.